Staphylococcus boschianus ve Schreiberi'de bu 4 tane, Aranensis'te 3 tane. Olduğumuz türün. Ayrıca bu Aranensis türü, Acanthodactylus Aranensis, bu zaten bir farklı. Keşif sosyal medyada başladı. Bülent Karadağ abimizin Malatya Doğa Severler grubunda bir fotoğraf paylaşmasıyla başladı. Fotoğrafı görünce daha önce hiç görünmemiş bir tür olduğunu fark ettim. Çünkü yayılış alanı normal yayılış alanının bayağı uzağındaydı. Neredeyse 250-300 kilometre kuzeydeydi. Diğer hayvanlardan yayılış olarak kuş uçumu neredeyse 250-300 kilometre kuzeyde yayılış gösteriyordu. Normalde Acanthodactylus cinsi hayvanlar, özellikle Türkiye'de yayılış gösterenler iki tanesi Şanlıurfa'da yayılış gösteriyor. Bunlardan biri Acanthodactylus boschianus, sadece Birecik'te. Diğeri Acanthodactylus harranensis, o da Harran Ovası'nda eski Yıkık Üniversite harabelerinde yayılış gösteriyor. Diğer türde ise en batıda yayılış gösteren Acanthodactylus schreiberi. Bu türde Adana Botaş'ta ilk kaydediliyor yabancı bilim adamları tarafından. Daha sonra da Hatay Ezrin tarafında yayılış gösteriyor. O yani sahil kesiminde yayılış gösteriyor. Bu yayılış gösteren hayvanların hepsi maksimum 600 metreye kadar çıkan hayvanlar. Bizim bulduğumuz hayvan daha kuzeyde. Yaklaşık kuş uçumu dediğimiz gibi 250-300 kilometre kuzeyde yayılış gösteren bir hayvan. Ve yayılış gösterdiği sahada deniz seviyesinden yaklaşık 900 metre yukarıda ve Türkiye'de en yüksek yerde yayılış gösteren Acanthodactylus cinsi. Bu hayvanın özellikle gözüstü plaklarının iki tane olması diğer hayvanlardan farklılık gösteriyordu. İlk görsel olarak göze çarpan farklılığı buydu. Türkiye'deki yayılış gösteren diğer Acanthodactylus hayvanlarından farklı özelliği. Daha sonra kuyruk altına baktık. Kuyruk altı kırmızımsı, pembemsi bir renk vardı kuyruk altında. Dedik ki Mehmet Kürşat Hoca ile baktık birbirimize. Bu özellik de yeni bir özellik. Bu sadece Erythrus cinsi de türünde olan bir özellik. Erythrus zaten kırmızı kuyruklu demek. Latinceden kökenlenen bir terim olduğu için kırmızı, urus da kuyruk demek. Kırmızı kuyruklu anlamına gelen bir terim olduğu için sadece o kertenkele grubunda olan bir özellikti. Erythrus cinsi de Avrupa ve daha batıda yayılış gösterdiği için bizden hiç alakası olmayan bir grup. Daha sonra da işte hayvanları yakaladık. Artık laboratuvar aşamasına geçtik. Daha ileri özellikleri çözmek için. Ondan sonra morfolojik karşılaştırmaları yaptık, moleküler analizleri yaptık ve dünyada hiç olmayan bir tür olduğuna, ilk defa Malatya'da olduğuna ve bunun isminin bizim tarafımızdan koyulduğu bir tür olduğuna artık kararımızı o yönde verdik. Türümüzün adını da zaten bu uğurda bir sürü çalışması olan, amfibi sürüngenler arası içinde bir sürü çalışması olan, bir sürü türe yeni isim kazandırmış olan Profesör Doktor Çetin Ilgaz hocamıza ithafen vermiş bulunduk. Daha doğrusu kertenkele ilk gördüğümde zaten bir heyecan. Biz mesela yeni bir keşif yapacak insanlarda bu heyecan olmadan olmaz. Mesela yeni bir şey gördüğünüz zaman kalbiniz bir titremeye başlar. O titremeyle zaten oluyor her şey. Ülkemizde bunların 3 tanesi mevcuttu. Dördüncüsünü bu şekilde ekledik. Hatta dünya literatüründe 44 olan sayısını 45'e çıkarttık bu sayede.
Daha önceden bizim örneklerimiz yurt dışına kaçırılıyordu yabancı bilim insanları tarafından. O şekil tür seviyesine çıkartılıyordu. Ya da bir Türk bilim insanlarından ortak yapılıyordu. DNA çalışmaları yurt dışında yapılıyordu. Bunun hem DNA çalışmasını hem morfolojik çalışmasını biz yaptık. Yani Türkiye içerisinde yaptık. Herhangi bir dokuyu örneği dışarı yollamadık.